kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Ay Fikri Bey, vallahi başım döndü. Bir aşağı bir yukarı. Oturun artık. Sizin işiniz çok mu acele? Evet ya, acele olmaz mı Şeyma Hanımcığım ya? Paralar bizi bekliyor. Gıcır gıcır paralar beklerken biz burada şükranlık yapmasını bekliyoruz ya. Yok ya, yok, bu böyle olmayacak. Ben iyisi gidip onu kaldıracağım. Zorla kaldıracağım. Olmadı. Bir kova su alacağım. Başından aşağı boca edeceğim. Ay, ya, Fikri Bey. Fikri Bey, beni bekleyin. Şükran. Şükran kız, hadi. Kızan mı uyudun ha? Hadi. Biliyorum. Şey için değil mi? Ben yemeklerini beğenmedim diye öyle yapıyorsun. Kız kalksana be. Şşş. Kızım. Adamlar bekliyor ya. Şükran. Kız uyansana. Fikri Bey. Heh. Niye hala uyanmadı? Ha? Ya sıra oyun yapıyor. Yemeğini beğenmedim ya. Hadi kız. Hadi be. Hadi hadi. Kalksana be. Bir nabzına baksanız acaba. Ölmüş mü? Yok, beni ölmesi be. Ölmesi. Şükran. Şükran. Öpüş.
Doktor bey, peki bu şey neden olmuş yani? İçki mi içmiş, başka bir şey mi kullanmış yani? Çünkü bir anda hani böyle bir şey olunca neden olmuş bu? Hayır, hayır. Hiçbiri değil. Beyin kanaması. Beynindeki anevrizmatik bir damardan kanama olmuş. Eğer görmek isterseniz... Tabii, hemen. Şimdi isteriz. Tamam. Sizi birazdan içeri alacaklar. Savaş, sen de yardımcı olursun. Ben de hocam. Nasıl merak ederim. Tekrar başınız sağ olsun. Babam nerede? Dışarıda. Ben babamı çağırayım. Dur gelin. Dur, ben getiririm onu. Ahmet. Vedalaşabilirsiniz Eline. Kalk gidelim. Evet.
Anne, sen yemeyecek misin ya? Ben yemeyeceğim. Hadi siz yiyin. Dedim size ya sessiz olun diye. Uyandı işte ablam ya. Ya abla benim sesime mi uyandın? Çok mu bağırdım? Yok kuzum. Zaten saat kaç olmuş. Yani niye uyandırmadınız beni? Ya kaç gündür uyumuyordun. Dokunmayalım dedik biz de. Uyuyordun ne güzel işte. Biz hazırladık zaten her şeyi. Aferin. Yumurta da yapmışsınız. Hı. İyi hadi yiyin de. Okula gidin. Babaanne hadi. Yok yemeyeceğim. Midem çok kötü. Babam gelmedi mi? Ben uyurken falan. Yok gelmedi. Nerede bu adam kaç gündür ya? Çok umurumda olsa cenazeye gelirdim. Oğlan haklı. Bilsen karısının cenazesine gitmez mi hiç? Bu halimle ben bile gittim. Hikmet abimi görmeye de gelmedi. Hikmet abim de yanında Ankara'ya. Siz niye babamı yeni tanıyormuş gibi davranıyorsunuz ki? İlk defa yaptığı bir şey mi bu? Abla, babam annemin cenazesine gelmedi ya. Daha ötesi var mı yani bunun? Tamam da üzüldüğü kaldıramadığı için gelmiyor işte. Ha bu çocuklar çok kaldırıyor yani. Annesinin cenazesine gitmeye çok meraklı değil mi bunlar? Pardon abla ya işte. Öyle demek istemedim yani biliyorsun. Neyse hadi yapın kahvaltınızı. Nereye? İşte işe gideceğim çamaşırhaneye. Nasıl kapamıyor mu orası? Ya kapanıyor da işte bir haftadır yapamadığımız teslimatlar var filan. Hem Ömer satar dükkanı belki işte ben de başka iş bakarım. Ha Ömer demişken. Baban seni görmek istiyormuş, mesaj atmış akşam. Sen de geleceksin benimle işe, tamam mı? Parka götürecek seni. Şimdi değil, kusum şimdi değil. Sen otur ya. Ben giyinirim, çıkarsın. Hadi, hadi yiyin güzel güzel. Bak yine bir şey yemedi. El alemin ütüsünü yaparken bayılıverecek. Hadi yiyin siz de, hadi. Neredesin ya? Neredesin? Hadi bir oğlum Fikri. Yaparsın sen bunu oğlum. Son bir defa gideceksin. Mezarının başında. Veda diyeceksin Şükran'a. Tamam. Senin alacağın olsun beni nasıl yalnız bırakıp gittin yani.
Ama ben sana bunun hesabını soracağım. Yanına geldiğim zaman ben sana bunun hesabını soracağım. Abi, herif gene mezarlığa kadar geldi, içeri girmedi. Bir haftadır aynı şey. Ne yapayım, devam edeyim takibe? Edeceksin tabii oğlum. Sakın gözünü ayırma. Ben Zeynep yüzünden çok ilişemiyorum, dikkat çektim. Peşini bırakmayacaksın. Eninde sonunda bizi elmaslara götürecek o. Tamam mı? Hadi. Sen de yalan. Aa, kim bu şimdi? Baş faydasız gelmiştir. Baba. Şey, selam Filiz abla. Gel, hoş geldin kızım. Günaydın herkese. Günaydın. Hadi geç otur. Şey, otururum ama yani sadece muhabbet için otururum. Tamam. Geldi yer cücesi. Şey, ya çok heyecanlıydım. Dün gözüme bile uyku girmedi, uyuyamadım yani. Niye? Bugün seçmeler var. Ayşe? Aa, ne? Kaş göz yapma kıza, ne seçmesi o? Ben anlatayım o zaman en iyisi. Ya abla, yıl sonu gösterisi var. Ben de tiyatro piyesi için seçmelere katılacağım. Pamuk Prenses'in rolü için çalıştım. Söyleseydin, keşke çalışsaydık. Yok abla ya, ne bileyim, seçilemezsem diye hiç söylemedim ben. Son zamanlarda olanlar yüzünden son haftaya kaldı, ben de çalışamadım. O yüzden yani. Ya sen doğuştan prensessin ya, senin çalışmana gerek yok ya. Tabii kuzum. Yani seçilmesen de olur hem, ne olacak ki? Bak, birinci sınıfta seçilmişsin, izlemiştik seni. Şimdi bakalım. Ne olursa olsun gurur duyuyoruz biz seninle. Öyle mi diyorsun? Tabii aşkım. Değil mi? Fiko Bey, sizde bu sene sana bir numara yok galiba abi. Ya abla, şaka yaptın mı? Yo abla, var ki. Ben de koro seçmelerine katılacağım. Hadi canım sen de. Seni kim koroda şarkı söylettirecek? Ya sus babaanne. Tamam lan, bozulma ya. Şaka yapıyoruz burada. Yo. Ben şaka yapmıyorum. Babaanne, neyse. Aferin Fiko'ma. Hadi kalkın okula. Hadi şey, hadi sofraya toplayalım biz. Hadi kalkın bakayım. Cin Ayşe, tut bakayım işin ucundan. Madem yemek yemiyorsun, tut. Dur bakayım bundan. Böyle buna, buna al ucumdan. Yürü. Tamam, yeter hadi sen de be. Kemir kemir ekmeği. Gülüm, o öyle fazla gelmesin midene. Yo, çok leziz oluyor ya. İyi madem, afiyet olsun. Al. Aşkım, benim canım hem tatlı çekiyor hem tuzlu. Acaba çocuklardan biri erkek, biri kız mı olacak? Hı? Vallahi sağlıklı olsunlar da gülüm. Hadi koşun Tülay ablanıza. Günaydın, hoş geldiniz. Gel aşkım. Zeynep bırakmamış mı? Ha yok. Zeynep babası istedi ama görmek istedi onun için. Babası sonuçta. Tamam, ben bellerimi yıkayayım, beraber çıkalım. Tamam. Filiz kuzum, sen iyi misin ya? İyiyim, iyiyim. Benimki de laf. Nasıl iyi olacaksın ki? İyiyim canım, merak etme sen. Filiz, ya çok içine atıyormuşsun gibi geliyor kuzum.
Hiç ağlamadın. Cenazede bile ağlamadın yani. Bak hiç konuşmuyorsun. Konuş benimle. Ben her zaman buradayım biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Merak etmeyin. Hadi Tufan abi. Tamam hadi gidelim. Tufan gelirken bana turşu al tamam mı? Dün almıştım ya gülüm. Yedim ben onu. Bir kiloyu. Evet bir kilo. Tamam tamam alırım ya. Hadi gidelim. Hadi kızım görüşürüz. Hadi dikkat et. Zeyno'cuğum. Hoşça kal kuzum. Zeyno. Bu Tülay ablan doğurana kadar kaç kilo alır böyle? Tufan abi şimdi duyacak. Ya Filiz durdurak bilmiyor sürekli yiyor ya sürekli. E tamam yiyecek üç canlı o şimdi. Tabii yiyecek de işte turşunun kilosu da battım ben ya. Vallahi büyük battım. Ne gülüyorsun kız? Eğleniyor musun sen Tufan abinden? Ha? Evet. Uçurayım mı kız seni? Uçur. Ha? Gel abi. Hoppa. Sen bana dalga geçiyorsun ha? Evet. Şükran. Şükran Hanım. Ay, ay ne oluyor ya Şükran Hanım sen mi geldin? Anne. Ay gerçekten. Ay Şükran. Şükran Hanım burada. Pencereyi açtı. Ya anne saçmalama. Ya rüzgardan açılmıştır. Bak yok bir şey. Sadık. Sen ne zaman kalktın? Anneciğim sen ilaçlarını içtin ya uyuyakalmışsın. Hadi kalk kahvaltı edelim beraber. Ay hayır kahvaltı falan edemem ben. Sabaha kadar Şükran Hanım'ı gördüm rüyamda. Benden hesap soruyordu kızım. Sabah çıkamazsam da polise cinayet alet olarak şu gül böreğini gösterirsiniz. İşte. Yoksa benim yüzümden mi öldü bu kadın? Ha? Bütün gece yedi durdu. Ay intikam mı alıyor benden acaba? Anne sen bir sakin olur musun? Ay hayır. Sakin falan olamam. Kadın intikam meleği gibi çökmüş tepeme. Nasıl? Sakin ol. Çekil. Çekil bir. Aa, günaydın. Bizden erken gelmişsin. Günaydın yok ya. Ben memnun çok olmadı yani. Geldim. Kızım nasılsın bugün? Hadi parka gidelim. Tamam seni parka götüreceğim. Şimdi burada birazcık otur. Ben teyzenle önemli bir şey konuşacağım tamam mı? Hadi güzel kızım. Çok seviniyor seni görünce. Sorma ben de öyle hiç alışkın değilim bu duygulara. Ya Filiz, bilmiyorum bunu sormak için erken mi ama... karar verdin mi Zeynep'le ilgili, yani benim yanımda kalmasıyla ilgili? Çünkü ben hemen nüfus için işlemlere başlamak istiyorum. Ömer şimdi bilmiyorum yani durumu biliyorsun. Ben bunu düşünemedim, sonra konuşalım olur mu? Tabii ya haklısın, kusura bakma. Güzel. O zaman sen karar verince tekrar konuşuruz. Ama benim asıl konuşacağım konu bu iş yeriyle ilgiliydi. Ya alıcı mı çıktı? Yok çıkmadı. Ha, kapatıyorsun tamamen kapatıyorsun. Kapatmıyorum da. Şöyle oluyor buranın işletmesini sen yapıyorsun. Ben de sadece patron olarak görünüyorum. Ne dersin? Gerçekten mi? Evet. Ne olacak ki? Oh, ay çok sevindim ya. Yani kapatmaya değer mi şimdi burayı? Ne kadar iyi müşterisi var. İş yapıyor. Öyle değil mi? Sen idare edersin. Ya vallahi çok sevindim. Bir daha iş arayacağım diye çok gerilmişim. Sağ ol. Saçmalama. Senden iyi işletmeci mi bulacağım? Sadece birkaç ev rakı işi var. Onu gider beraber hallederiz. Olur mu? Ha? Tamam. Tamam. Aa, Barış. Merhaba. Kolay gelsin Umar. Sağ olasın. Hoş geldin. Zeyno, hadi kızım. Biz gidelim parka. Terleme kızım çok, tamam. Sen de kendini çok yorma. İş bitince kapatırsın. Çok önemli değil. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Bitti mi nöbetin? Bitti. Oh, bitti. Ben de bitti. Şimdi eve gideceğim. Hı. Böyle bir dinleneceğim. Ne diyor Ömer? Ne zaman kapatıyormuş burayı? Aa, sorma ya. Çok sevindim. Kapatmıyor burayı. Nasıl yani? Bayağı yani o kendisi işte buranın sahibi gibi olacak. Ben işleteceğim.
Güzel. Güzel, sevindim. Güzel. Sevinmedim. Kapanması senin için daha iyi olurdu, değil mi? Evet, aslında burada kalmanı istemiyorum çok. Yani Ömer'le bir alakan kalsın istemiyorum. Hem biz sana bir iş buluruz yani. Ben varım, niye korkuyorsun ki bu kadar? Ya Barış, saçmalama. Ömer'le öyle ilişkin kalsın istemiyorum falan. Adam benim yeğenimin babası. Artık öyle bir ihtimal yok. Tamam, çok takılma. Yani takılmamak lazım. Ne bileyim, annem gittikten sonra öyle... Neyse, hayat kısa yani. Takılmamak lazım, tamam mı? Tamam, tamam. Evet. Takılmıyorum. Merak etme. Bu saatten sonra Ömer konusu tamamen kapandı. Söz mü? Söz. Tamam. Tamam, hadi git. Tamam, haberleşiriz. Dikkat et. Ya sokağın başına kadar benimle geldi gülüm ya. Bir de böyle ceylan ceylan baktı. Ya acayip oldum ben valla. Ya ben çok özlüyorum bu kızı falan. Ne yapacağız? Sorma Tufan ya. Bugün Filiz işe götürürken böyle arkasından baka kaldım. Biz nasıl ayrılacağız bu çocuktan Tufan ya? Bilmiyorum ki ya. Da dur, ben bulacağım bir yolu ya. Valla. Tamam. Gelirken turşuyu unutma. Tamam tamam, ararım ben, hadi. Hadi görüşürüz. Barış. Hop. Ne yapıyorsun? Nöbetten mi? Ha, nöbetten eve geçiyorum öyle. Sen nerede? İki dakika gelsene ya. Konuşalım. Konuşalım, hayırdır? Gel gel, anlatacağım. Musti, al oğlum bunu. İki de kahve yap bize. Ben içmeyeceğim. Yok, eve gideceğim ben şimdi. Boş ver. Söyle bakayım. Vallahi hiç uzatmayacağım abi. Benim derdim yine aynı. Ömer. Ya abi tamam, bak bu herif geldi, mahalleye niye geldiğini anlattı. İşte varlıklıymış, bilmem ne. Bütün dümen Zeynep içinmiş. Tamam, eyvallah da pudallamada başka bir şey var, bilmiyorum yani. Yani ben Filiz'le yeni konuştum abi, söz verdim kıza da. Yani benim içimde de bir kurt var, bilmiyorum abi. Boş değil yani bu adama karşı bu kadar böyle tepkili olmamız yani. Ya oğlum, bildiğimiz tek şey 4 tane kardeşini büyütmüş. Huh, bir gizemdir gidiyor, başka hiçbir şey yok. Nerede o kardeşler? Ha? 4'ünde isim var, kendileri yok. Aynen. Ben diyorum ki, biz bu kardeşleri bir araştırıp bulalım. Bir soralım yani, bu doğru muymuş bu? Nasıl bir abi, ne ayak, nedir, ne değildir? Ha? Doğru lan. Biz niye daha önce düşünmüyoruz? Ha? Tamam. Tamam mı? Ben halledeceğim bu işi. Vallahi mi lan? Vallahi. Kral sen de. Zeynep'i bilmediğimiz ellere bırakır mıyız öyle? Hah, abi. Halledeceğim. Ama bak. Benim için daha önemli, en önemli şey bu. Ne oldu, Tülay'a bir şey söyleme. O da Filiz'e söylüyor, Filiz abi. Tövbe, tövbe. Tamam, bir daha yok öyle bir şey. Yok yok, tamam diyorsun. Gece patlattın beni, o yüzden söylüyorum. Oğlum ne yapayım işte, Tülay ensemdeydi, duydu. Neyse. Şöyle yapıyoruz, sen bir şey bulana kadar tamam, hiçbir şey yok. Tamam, ben de haber edeceğim ben sana. Tamam. Tamam, tamam. Söz verdim bak, çok önemli. Ben de. Tamam, hadi görüşürüz. Nasıl iyi olayım be kızım ya? Şükran'ın bu odada ebedi uykusuna yattı. Bizim evimizde. Bu odada. Ama anneciğim, biz seninle ne konuştuk? Hani bu odaya girmeyecektin? Ya şu haline baksana. Ya bence itiraz etme de doktorundan randevu alalım artık. Ay hayır, benim bu odayı temizlemem lazım. Bir haftadır böyle kapalı duruyor, olmaz. Yok, gireceğim. Belki kadının ruhu huzur bulur, ha? Giriyorum. Tamam, gireceğim. Giriyorum. İyi, tamam, sen bilirsin. Ben okula gidiyorum, geç bile kaldım. Ay, güle güle. Ben onun canlısı.
Ay Şükran Hanım'a can. Ay sen bu yüzden mi musallat oldun bana? Vallahi dokunmuyor. Ama böyle bırak. Evet evet. Okul Ankara'da. Sizin orada. Aynen. Duran Er. Soy isim çocuğun. Duran Er. Aynen. Ömer diye bir abisi var. Mezun olmuş olması lazım ya da yani en fazla 2 sene olmuştur aşağı yukarı. Ha tamam. Tamam. Tamam tamam süper. Süper ben senden haber bektim o zaman. Tamam çok sağ ol Selim. Çok sağ ol vallahi çok çok iyi oldu yani tamam. Eyvallah. Eyvallah sağ ol görüşürüz bay bay. Bay bay. Baba ben hazırım. Tamam. Hı? Sen sallan ben geliyorum kızım. Efendim Sadım. Abi yeni kurye kızı ayarladık. Hah geldi mi? Yalnız işini iyi yapacak biri değil mi? Geçen seferki gibi olmasın. Yeliz'in başına gelenleri biliyorsunuz. Yok abi güvenilir kız. Göreceğiz bakalım. Yani görmek istersen akşam getireyim sana. Sado bak saçmalayıp da sakın mahalleye getirmeye kalkma. Barış denen herif peşimde açığımı arıyor zaten. Toto bir yerde buluşuyoruz tamam. Tamam abi nasıl istersen. Zeynep. Ne oldu baba neden buldurdun? Şimdi seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Hani ben sana taşları bulmadan annenin yanına gidemeyiz demiştim ya. Evet. Ben hala taşları bulamadım. Senden şimdi bir şey isteyeceğim. Benim için yapar mısın? Evet. Elmaslarla ilgili. Evde ne konuşulursa konuşulsun bana haber vereceksin. Dinleyeceksin bakalım teyzen dedenle ne konuşuyor, Barış abinle ne konuşuyor. Hepsini de bana söyleyeceksin. Yapabilir misin bunu? Yaparım. Hop, böyle böyle güzel kız. Hadi sallanmaya devam edelim. Üzülmeyin minibollar ya. O kadar olay yaşadık tabii. Ondan seçilemediniz siz. Doğru düzgün çalışamadınız. Seneye seçilirsiniz. Ya ama abi ne güzel ablam çok sevinecekti. Ben de prenses olacaktım ya. Çok heyecanlanmıştım. Evet abi ya. Ben de güzel koroya seçilecektim. Güzel güzel şarkılar söyleyecektim. Ya siz bu kadar olayın üstüne en büyük başarınız zaten sınıfınızı geçmeniz. Ablama verdiğiniz en büyük hediye bu yani. Ben de gurur duyuyorum lan sizinle. Sağ ol abi. Rahmet! Beni niye beklemiyorsun? Doğru diyor. Hadi yürü gidin bakayım siz. O zaman buraya. Ya arkadaşlar siz gerçekten gösteri yapmak istiyor musunuz? İstiyoruz. İstiyoruz Sabri Ayşe. Bunu biz kaç kere konuştuk ya. O zaman kim tutar ki bizi? O ne demek ki? Ya şimdi evde kardeşlerinize ve Filiz ablaya kendi kendimiz oynayacağız piyasa. Kiraz prenses olacak. Ondan sonra Fiko'yla da biz başka rolleri oynarız. En son Fiko şarkı söyleyecek, biz de dans edeceğiz. Al sana yıl sonu gösterisi. Ya bende süper fikir. Bence de çok güzel ya. O zaman sürpriz olacak ki Filiz abla çok şaşırsın. Tamam başkanım. Aynen. Ha alo. Merhaba evet siparişleriniz hazır. Ben yarım saate getireceğim onları tamam mı? Kusura bakmayın gecikme için. Tekrar çok sağ olun anlayışınız için. İyi günler. Oh. Merhaba Filiz. Merhaba Cemil. Ya annen rahmetli olduğundan beri yani şey cenazeden beri göremedim de seni. Bir merak ettim. Yani, nasılsın? İlgilendiriyor mu seni benim nasıl olduğum ya? Hı? Bak sen beni anlamak istemiyorsun ama yani ben seni merak ediyorum. Sen benim için değerlisin. Ne olursa olsun mutlu olmanı isterim. Cemil bak bir sürü şey yaşandı. Tamam.
Yani oldu bitti diyelim artık. Yani ben de seninle aram kötü olsun istemem. Yani sonuçta aynı mahallede büyüdük birlikte. Ama eğer benim mutluluğumla ilgileniyorsan, yani biraz bile ilgileniyorsan, gel şu anlaşmalı boşanmayı kabul et. Tamam. Yok Filiz, sen yine anlamadın beni. Ben senden boşanmayacağım. Öyle bir merak ettim tekrar. Başsağlığı dilemek istedim. Kolay gelsin. Ya boşanmayıp ne yapacaksın? Ya ben kurtulamayacak mıyım senden? Ay yeter gerizekalı ya. Öf. Bana bak, suyunu fazla koyma, lapa olur. Tamam tamam babaanne, tam dediğin kadar kaynatıyorum suyu. Şimdi pirinci kavuruyorum. Havalara bak, sanki yaprak sarma yapıyor. E ver özel tarifin olur, onu da yapayım. Tamam, veririm. Bunlar ne yapıyor odada ya, Ayşe'yi de aldılar. Ders çalışıyorlarmış. E okul kapanıyor, neyin dersini çalışıyor mu? Abla, bizimkilerin bağlantıları ters yani, biliyorsun. Aa, sormayı unuttum. Bunların şeyleri ne oldu, seçmeleri? Ya, sorma ya. Seçilememişler. Ya. Bayağı bozuktu yani moralleri. Bozulur tabii. Seni ormanda bulamayınca o kadar korktum ki. Korkma! Prens ben değil miyim ya? Ya prens ben olacağım dedim ya. Sen avcı olacaksın. Niye ben avcı oluyorum ya? Fiko, sen demedin mi kötü adam olacağım ben diye? Avcı kötü işte. E tamam da bunun rolü az, baksana iki lafı. Ya o sana yeter be Fiko ya. Hadi biz devam edelim. Ya, ne yapıyorsunuz? Ders çalışıyoruz ablaya. Şey, Filiz abla, öğretmenimiz bir çalışma kağıdı vermişti, onu çalışıyoruz. Seçmeler ne oldu? Tamam, hadi gelin buraya. Ayşe, sen de gel kusum. Gel sen buraya. Ama bakın, seçilip seçilmemeniz hiç önemli değil benim için, tamam mı? Önemli olan çalışmanız, çabalamanız. Ya abla, ben şimdi seçilseydim, prenses olsaydım ne güzel mutlu olacaktım. Ben zaten mutluyum kusum, tamam mı? Siz zaten benim prenseslerimsiniz. Ha, beni mutlu etmek için tek bir şey yapabilirsiniz. Gülümsemek. İşte böyle. Aa, bir de sınıfımızı geçmek tabii. Seni çok seviyoruz abla. Ben de sizi çok seviyorum. Oh. Bütün bu şartlarda sınıfımızı geçtiniz bu sene o kadar devamsızlığa rağmen. Çok teşekkür ederim size. Size gurur duyuyorum, aferin. Seni de duyuyorum, düzeltmişsin derslerini Ayşe ama. Hadi kalkın bakalım. Domatesli pilav yaptım bugün. Hadi be. Evet, hadi. Hadi masaya, babaannemin özel tarifi. Ay, ne uyumuşum be. Ay. Efendim Selim? Yok mu? Emin misin? Ömer Duraner diye sordu mu? Evet. Öyle bir kayıt yaptırmaya gelmemiş yani. Emin misin? Bak, kardeş falan yok değil mi? Tamam. Tamam. Tamamdır. Tamam, ben sana ulaşacağım tekrar. Çok sağ ol. Yani çok çok iyi, çok iyi bir iş başardın. Tamam. Tamam, konuşuruz. Hadi eyvallah. Bay bay. Abla, eline sağlık. Çok güzel olmuş valla. Afiyet olsun kuzum. Ya abla, sen bize hep böyle yapsana. Vallahi ya, makarnadan sonra bir şeymiş olduk. Aa, bu da makarna kadar ucuzunu bul, her gün yapalım.
Ya bir şey mi dedim abla ya? Eline sağlık tabii. Bu babaannemin özel tarifi. Aa Müjde, girsene. Yok Filiz abla, ben şimdi girmeyeyim hiç içeri. Annem evde yalnız da pek de iyi değil. Döneyim hemen ben. Ben size bir şey getirdim. Ne bu? Annem temizlik yaparken bulmuş da Şükran teyzenin çantası. Hastaneden kaçtığı zaman Fikri amca da alıp bize getirmişti. Sağ ol. Görüşürüz. Annene selam söyle. Abla Müjde mi geldi? Evet. Annemin çantasını getirmiş. E niye gelmedi? Şeyma teyzeye gitmesi gerekiyormuş. Abla içinde ne var? Ne o ne? Bilmem. Var abla. Yok canım, başka bir şeyin anahtarıdır. Nerenin anahtarı bu? Kaldığı pansiyonlardan birinindir oğlum işte. Nerenin anahtarı olacak? Baba. Neredesin sen kaç gündür? Neredeysem neredeyim sana ne? Diyorsun değil mi cevabı? Faydasız. Eniklerin sorup duruyor. Cevap versene. Of. Ya bir rahat bırak beni. İnsanı evine geldiğine pişman etmeyin ha. İşte ben buna boşuna senelerdir faydasız demiyorum. Varlığı bir dert, yokluğu yara. O annenizin çantası mı? Öyle. Siz utanmıyor musunuz annenizin çantasını kurcalamaya? Kaç gündür eve gelmiyorsun? Geldin, ilk sorduğun soru bu mu senin ya?
Elmaslar şimdi nerede? Şu kiralık depolar oluyor ya. Onlardan tuttum bir tane. Oraya sakladım. Bırak ya. Oha! Yalnız her gün böyle hazırlarlarsa ben kilo alırım. Sakın kilo alma. Kadına bak ya. Kahvaltıya taçla indi resmen. Ha efendim Barış. Tufan, bak bu kardeş olayını soruşturdum. Ortada kardeş falan yok. Hikmet'in okuluna da öyle bir isimde kayıt yok yani. Tam olarak düşündüğümüz gibi çıktı. Vay anasını. E belliydi oğlum ya. Barış iyi mi? İyi, iyi bir şey yok. Tamam neyse ben şimdi kapatayım da Tülay çakmasın bir şeyler. Tamam. Konuşuruz. Hadi eyvallah. Tamam, tamam hadi eyvallah. Sen de bize Ay bıktım bu çekirdekten ya. E doğal. Aşkım canım ne çekti biliyor musun? Ne çekti gülüm? Mango. Mango o ne ya? Meyve aşkım meyve. Peki bir şey soracağım. Sen hiç ömrü hayatında mango yedin mi gülüm? Hı? Yemedim ama canım çekti işte ne bileyim. Yani hiç hayatında yemediğin şeyi aşardın. Öyle mi? Ay evet aşkım. Hayatımda hiç yemediğim bir şey aşardım. Olamaz mı yani? Ya millet karısına taç alıyor ya. Ben bir tane meyve istemişim çok mu? Manava gideceksin bana bir tanecik mango alacaksın ya. Yok çok değil canım. Ben şimdi giderim bizim Hasan abiye manava. Ona sorarım. Derim abi sende mango var mı? Geç onda da öyle şantrafuşlu meyveler. Pırındır mı bilmiyorum da. Tamam ben halledeceğim ya. Hadi gittim o zaman ben. Hadi git. Başka bir şey istersen yine mesaj at. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni gülüm. Hadi gittim. Açım. Sürekli açım ya. Şükran Hanım bak çantanı da verdim. Ne olur huzur bul artık. Çık git evimden. Bu lambalar az mı oldu ya? E burası boş. Dur ben yatak odasındaki lambayı da getireyim. Şu feneri şimdi ırtma suratıma. Tamam özür dilerim. Ay çantasını verdik hala gitmedi bu kadın. Ya anne ne yaptın sen ya bu lambalar ne böyle? Ay yok yok Müjde bu böyle olmayacak. Anneciğim ben dayanamam böyle. Üstüme çökecek karanlıklarda gelecek gelecek. Yo hemen derhal satıyoruz bu evi gidiyoruz buradan. Gidiyoruz. Ha abi ben tam şimdi senin dükkanın önündeyim.
Tamam, tamam abi. Sağ olasın, eyvallah. Abi ya kusura bakma böyle. Uyandırdık gece gece. Sen de işte Tülay hamile malum. O isteyince akan sular durdu tabii. Kusura bakma. İyi iyi. Hadi bak sen dükkana. Ne istiyorsan al bakalım. Ya şeyi soracağım ben. Sende mango var mı? Ne mangosu be? Bende mango ne arar? Ha şurada çikita muz falan var. Ya yok abi muz değil ya. İşte mango istedi ondan. Oğlum siz evde ne yiyorsunuz da bu kadının canı mango istemiş ya? Tövbe tövbe. Bunun için mi rahatsız ettin beni? Ya ne bileyim abi işte ya. Öyle bende bir umut vardır belki sende diye aradım ama. Hasbinallah. Ya ben nereden bulurum bu mangoyu? Zengin muhitlerinde olur o. Oradaki manavlara bak sen. Ya da hale git. Tamam abi sağ ol. İyi geceler. Rahatsız ettik seni de kusura bakma. Bari erik alsaydın. Erik çekmiyor mu canım? Yok yok ondan hep var evde abi. Hadi iyi geceler sağ olasın. İyi geceler eklerim. Lan. Hop 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 dur 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 dur. Dur baba dur. Abi klasik olacak ama şu arabayı takip edeceğiz. Dön hemen. Hemen abi hemen hemen. Bas 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 şu arabayı takip edeceğiz. Yapıştır abi. Burası mıydı lan? Ya benim bildiğim başka kiralık depo yeri yok ki burasıydı. Ne baktın kardeş? Ha kardeş ya. Bizim hanımla burada depoda eşyalarımız vardı, mobilyalarımız falan ama işte benim kafa karışık biraz o yüzden nerede olduğunu bulamıyorum. Sen yardım edebilir misin? 71 numara nerede? 71? Ha 70. Ha şurası. Ha burası? Aha. Ha burası önündeymiş. Eyvallah sağ olasın. Fikri lan. Allah büyük voley vuracaksın ha. Bu ne? Girdi de açılmıyor ki bu. Bu ne lan? Ana, bu bunun anahtarı değil ki. Bir sefer de olmayacak mı ya? Başka nerede depo var ki? Ama ben bilmiyorum ki nerede depo olduğunu ya. Elinde bir anahtarla bir depoya geldi. Açmaya çalıştı ama olmadı. Güzel. Elmasların peşine düştü demek ki. Sakın ayrılma peşinden. Elmasları bulur bulmaz elinden alırsın. Anladın mı? Takipteyim abi. Gözünü ayırmıyorsun, bana haber veriyorsun. Tamam mı? Hadi. Dur. Burada dur. Buyur abi şurada. Sen devam et abi durma. Devam. Sana sonra her şeyden bahsetmiş. Mal karşı tarafa teslim edilince haberimiz olur. Sen de atlar geri dönersin. Tamam abi. Sana iyi bir pay vereceğim. Ama ağzını sıkı tutacaksın. Taşlara da göz dikmek yok. Yoksa canından olursun. Daha önce böyle bir deneyim yaşadık.
Yok abi, katiyen olmaz bende böyle bir şey. Daha önce yaptım zaten bu işi. İstersen sor herkese. Sordum zaten. Nefes alsan haberim olur. Aklından bile geçirme. İki gün sonra seni limana götürecek Sadım. Oradan bir tekneye bineceksin. Pasaportunu falan halledeceğiz. Sapık geliyor. Ne diyor? Ne dediğini anlaşılmıyor ki. Anlamadığın bir şey var mı? Yok. Ne ortalarda görünüyor. Efendim? Ne yapıyorsun lan? Uyuyor muydun? Yok ya. Gündüz çok uyudum ya. Uykum yok. Oturuyorum öyle. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Ben şimdi sana geliyorum. Gel. Hayırdır lan? Hilal'le mi tartıştınız? Yok ya. Ömer'le ilgili oğlum. Abuk subuk bir yerdeyim ben şimdi. Tamam bekle. Geliyorum. Anlatacağım. Tamam. Hadi bekliyorum. Hadi. Hadi bakalım Ömer Efendi. Şöyle bir artık kolay yaz. Eyvallah. Neredesin ya? Ya sorma oğlum ya. Ya oğlum akşam oturuyordum lan. Tülay yaşardı yine. Neyse çıktım ona bir şeyler almaya. Manava gittim. Manavdan bir çıktım Ömer. Sen de bu kardeşi yokmuş falan deyince kıllandım. Ben atladım taksiye peşlerine. Neyse saçma sapan bir yere geldiler abi. Bir tane sarı kafa bir herif geldi, bir tane de kız. Sarı kafalı. Neyse kız böyle ezik ezik dinliyor, anlamadım. İşte pasaport dediler, tekne dediler, bir şeyler dediler. Anlamadım oralarını pek. Biz sonra da seni aradım. Ha dur lan. Fotoğraf çektim oğlum ben bir de. Hafif oldu herif yüzünden ya. Ne oldu? Ulan biliyordum babamın bana yalan söyledi. Yok şoförünmüş bilmem neymiş. Ben sana bundan bahsetmedim. Ömer var ya, abi o işte. Bana o gün o dövüş yerinde selam getiren vardı ya, işte abiden selam var falan. Bu sarı kafalı herif işte. O babamla buluştukları günde aynı adam vardı yanlarında. Anladın mı? Ulan var ya, ben nasıl kaçırdım bu ayrıntıyı ya? Ben de bu yalanı uyuttum ya, bravo bana. Vay. Yürü gidelim. Nereye? Karakola. Ya gidelim anlatak abi, ciddi mi anlattıkların yani? Ay yok abi, sen al bunu. Hiç beni karakola götürme, beni uyuz eder şimdi bunların üstüne. Biz kendimiz hallederiz. Ya oğlum, Zeynep'in hayatı söz konusu. Gidelim anlatalım. Ya Filiz abi her dakika burun herifle. Ya yürü vallahi gidip anlatalım abi. Olmaz mı ya? Gidelim abi, gidelim. Yani. Oğlum işe bak ya. Kesin salak konuşacak yine. Ben onun şeyindeyim. Oğlum ben nereden bulacağım bu anahtarın deposunu ya? Lan cücü. Of, ne haber? Hoş geldin Fikri. Aç mısın? Beraber yiyelim. Yok oğlum, bırak şimdi yemeği içmeyi ya. Ya cücü, ben nereden bulacağım lan bu anahtarın deposunu ya? Anahtarın deposu ne demek be? Oğlum bak bir tane anahtarım var ama bu anahtarın deposu yok. Onu nereden bulacağım diyorum. Dediklerinden bir halt anlaşılmıyor be Fikri. Oğlum ne anlaşılmıyor ya? Buralarda depo nerede var onu söylesen bana. Ne bileyim ben? İnternete gir bak. Orada her şeyi bulursun. Vallahi mı? İnternete? İyi. Peki internet nasıl bulunuyor? İnternet kafede. Hadi o zaman görüşürüz. Ya dur nice gece. Kapalıdır şimdi. İyi. Sabah ol, hayır ola. Tüh Allah'ım oğlum, siz manyak mısınız lan? Hayda. Bak ne olursun artistlik yapma. İnsan gibi geldik, yardım istiyoruz senden. Bak şuna işte iki dakikaya. Oğlum bak, artistliği yapan sizsin. Ben mi gelin dedim size buraya? Allah Allah. Bir tane adam tanımadığınız adamlarla buluşuyor diye adamı gözaltına mı alacağım? Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Tamam. Hata bizde. Pardon, biz geldik. Hadi abi kalk gidiyoruz. Hadi yürü. Hadi abi. Oğlum bak. Doğru konuş. Karakol burası. Ömer'in yerine seni içeri alırım şimdi ha. Alsana ulan. Al beni içeri. Ulan kendi kurumun bu kafayı yemiş, delirmiş bu ya. Bir dakika bir dur ya.
Ya Cemil, abicim bak, güzel kardeşim. Şu adam, bu da kız, tamam mı? Bize söyleyeceğim bunların kim olduğu ya, bu kadar basit. Oğlum bana ne adamdan kızdan ya, Allah Allah. Gece gece bela almaya mı geldiniz siz buraya? Tufan kalk abi. Kalk bundan yardım etsene, dalacağım ben şimdi buna. Hadi yürü, hadi abi. Oğlum barış, tamam sen çık. Ya bal ben çıkacağım. Başlayacağım ben bunu yapacağı yardıma ya. Tamam bir dakika ya, bana bırak diyorum. Git sen. Git dışarıda ben bal geliyor mu? Git. La git git, tamam hadi git ya. Ya oğlum. Ya Cemil bak abicim bak. Bu adam Zeynep'in babası çıktı abi. Ne? Ne çıktı? Yeliz'in kızı değil mi oğlum o? Ya işte Zeynep'in babası bu herif. Abicim bak bu adam tekin bir herif değil. Gidiyor gece gece abuk subuk yerlerde tuhaf tuhaf tiplerle buluşuyor. Kızın birine pasaport verdi iki gün sonra tekneye bineceksin diye. Acayip acayip işler dönüyor diyorum abi. Ya bak, istediğimiz şu. Şuna bir bak, kim bu herifler? Ya küçücük bir kızın hayatı söz konusu diyorum ya. İstikbali söz konusu. Gözünü seveyim ya. Ya bak güzel kardeşim. Bak, bu Ömer'i benim de gözüm tutmadı, tamam mı? Tamam. İlk gördüğüm andan itibaren. Ama bana ne yapacağımı söyle. Şu an ben bundan ne yapabilirim? Ya kurallar böyle. Zaten bunu getirmişsin. Ya bana işimi öğretmeyin, ne meraklısınız ya? Senin ben işini... Şş oğlum! Tamam ulan tamam. Alo! Şş, ya bırak! Allah Allah ya! Allah Allah! Gördün mü bak işleri düştü yine, ondan gelmişler. Allah'ım yarabbim. Herife bak ya, işini yapmaya üşeniyor adam ya. Ben dedim oğlum sana. Neyse, şansımız denemiş olduk. Gel yatalım uyuyalım, yarın düşünürüz. Nereye yatıyorsun? Ben de ayrılıp Tülayan'ıma tropik meyve bulacağım. Ne? Ya oğlum hayatımda yemediği şeyleri istiyor bu kadın. Kafayı yiyeceğim ya. Ne turşusu bitiyor, ne mangosu bitiyor. Hayır tamam ye, iyi güzel de yani. Ben daha bu kadını doyuramıyorum. Çocukları nasıl doyuracağım ben ya? Baba oluyorsun moruk, o kadar olacak. Yapacak bir şey yok. Acıktım. Acıktım. Günaydın gülüm. Aşkım, bana ekmek al. Böyle çıtır çıtır kızarmış. Acıktım. Ya. Vallahi helak oldum bütün gece mango peşinde koşmaktan ama buldum bak. Şeyde, mutfakta tezgahın üstünde. Onu yesen biraz uyuyayım ben, ne olur ha? Ne mangosu ya? Ben hayatımda mango mu yedim? Mango nereden çıktı ya? Ekmek al bana. Çıtır çıtır böyle üzerine tereyağı süreceğim. Biraz uyuyayım biraz. Biraz uyuma alacağım. Söz valla. Azıcık uyuyayım. Kuzum. Kalk. Kalk, çok açım. Hadi. Ekmek al. Ekmek al bana. Ekmek o. Nasıl bir hamilelikmiş lan? Beyin hamileliğiymiş oğlum. Hadi bakalım kahvaltılar bittiyse herkes okula. Biz İsmail'le babaannemle baş başayız bugün. Zeynep sen yine babana gidecek misin ha? Ben de Tülay ablaya gideceğim. Yok ya. Tülay ablaya gideceğim öğledim. Oğlum daha dün gördün Tülay ablanı. Da ne aşıkmış ya. Benden çok Tülay'ı görüyor tabii alıştı. Yani. İsmocuğum ben Zeynep'i bırakayım. Seni de Tülay ablana bırakayım sonra alırım tamam mı? Alma. Alma. Bebeksiniz Mutlu kıskandı mı bu ya? Hissetmiştir. Hadi biz gidiyoruz o zaman. Babaanne görüşürüz. Hadi. Görüşürüz baba. Görüşürüz abla. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Babaanne, yemedin yine bir şey. Sana ne? Yerim, yemem. Sana ne? Tamam canım. Ben şimdi çocukları bırakayım. Geleyim bir kahve yapayım, içelim. Ha? Fal da bakıyormuşsun çok güzel. Ben bugün evde olmayacağım. Nereye gideceğim? Dışarı. Nereye çıkacaksın dışarı? Şeyma'ya gideceğim. Niye ki? Özledim. İyiydim. Hadi kahvaltınızı yapın çıkacağız. Hadi kuzum. Hadi sandviç yapayım mı?
Bana da. Buyur bey baba. Neye baktın? Yok ya, öyle sadece bakıyorum işte. Saati 5 lira. Neyin? İnternetin. Ya bana ne ya, ben salıcı değilim ki, ben bakacağım çıkacağım, Allah Allah. Benim için internette bir şeye bakar mısın? Ya amca bir dur ya, zaten geçemiyorum şu level'ı. Sen Nalbur Hüseyin'in oğlu değil misin? Evet. Bak dediğimi yapmazsan babana söylerim okuldan kaçtığını ha. Şimdi bak. Bu yakada ne kadar kiralık depo varsa hepsini bulacaksın bana burada. Bir sürü var. Baksana harita bilgileri falan da var. Ulan amma çokmuş ha. Hepsini gideceğiz mecbur. De ben bunların hepsini aklımda nasıl tutacağım ya? Dur çıktısını alayım ben sana. Ne alayım? Çıktısını alayım. Çıktısı. Ha? Ha. Kağıt desene lan. Baba. Ne oldu? Ne? Parası? Neyin parası? İnterneti kullandın ya. Kimin? Ben interneti mi kullandım ya? Ben orada dikiliyorum. Görmüyor musun sabahtan? Bakmak da mı günah artık ya? Aa, sen göze de mi para alacaksın? Adamın gözüne mi para alacaksın? Ömer. Vay Barış. Ne haber? İyi, senden ne haber? Sağ ol. Ay ay. Aa babam. Aa evet, baban gelmiş. Her gün senin hakkında yeni bir şey öğreniyorum, biliyor musun? Ne demek istiyorsun anlamadım. Bütün bu havan sönecek yakında, biliyorsun değil mi? Neymiş öğrendiğin? Söyle de biz de bilelim. Hadi, hadi. Kardeşlerin yok aslında. Mesela. Değil mi? Ha Ömer. Asıl mesele ne biliyor musun? Abi sensin. Eminim. Merhaba. Biz de sana geliyorduk. Tam bizden acelece davranmışsın. Zeyna ne haber kızım? Hadi gel biz gidelim. Akşama bırakıyorum sana, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Ne konuşuyordunuz öyle gergin gergin? Yok ya, öyle havadan sudan. Söz verdim ben, sözümü tutarım. Hiç karışmayacağım, merak etme. Hı. Hadi ben de izinliyim. Senin de işin yok. Kahve içelim baş başa beraber şöyle sevgili sevgili. Güzel vakit geçirelim, olur mu? Tamam. İsmail Tülay'a gitmek istiyordu. Bırakayım geleyim. Tamam, tamam hadi bekliyorum. Hadi gel. Çalışanları gibi. Ay, ben şey temizlik yapıyordum da geç. Şey yaz. Ne? Şunu çek onu çek. Manyak karı. Ne yettiniz de geldiniz.
Ben hemen şunları bir... Dursun, dursun. Toplama, dursun. Otur şuraya, konuşacaklarım var seninle. Yine takıntıların mı tuttu, ha? Ay Aysel anneciğim, ben... Bu evde Şükran Hanım vefat ettiğinden beri... Ne bileyim, sanki burada böyle... Burada kalmış böyle bir ruhu huzura erememiş gibi. Yani sanki buralarda... Ay ne bileyim ya. Burada. Nasıl yani? Burada diyorum, burada. Bana da öyle geliyor. Ay. Buralarda gibi. Ay ne olur, nerede, nerede? Salak mısın sen? Ha? Allah Allah. Öyle ruhmuş, öcüymüş, möcüymüş öyle bir şey yok. Vadesi gelen gidiyor. Şükran'ın da vadesi geldi, gitti. Yani iyi öyle de yani... Diyorum ki acaba... Benim yüzümden mi? Çünkü o gün çok börek yedirdim ben ona. Yani... Acaba diyorum ben mi sebep oldum? Çünkü... uyumaya giderken dedi ki Aysel anne... Dedi ki eğer dedi bana dedi bir şey olursa dedi... Aa dedi bilin ki dedi bu Şeyma'nın dedi böreklerinden dedi. Şeyma'dan dedi. Sonra gitti. Yani sen börekle insan öldürdün. Börekle. Yani siz şimdi öyle söyleyince bana da biraz saçma geldi tabii de. Yani benim bir suçum yok, öyle değil mi Aysel anne? Yok tabii. Takdiri ilahi bu. Aysel anne yemin ediyorum günlerdir ilk defa içim rahatladı ya. İyi ki geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Allah razı olsun. Sen şimdi şunları toparla. Hı? Al götür. Hı? Sonra gel. Bana da bir kahve yap. Hı? Konuşacağız seninle. Ne konuşacağız? Buluruz bir şey. Buluruz. Tamam. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın böyle. Gel. Ay yakarım. Keyfin yerinde? Yerinde olacak tabii. Ne zamandır böyle olmuyorduk. Olmasın mı? Olsun. Oh, yan yanayız, el eleyiz. Birlikteyiz. Keyifliyiz. Sen kuru temizlemeci de değilsin. Tamam deyip telefonlarımı kapatamıyorsun şu an mesela. Seni ütünün başında görmekten fenalık geldi biliyorsun. Biliyorum da şey evrak işleri bitince geri döneceğim işin başına biliyorsun sen de. Biliyorum, biliyorum. Tamam merak etme. Bir şey demedik. Ah. Aa bana bak kuru temizlemeci demişken dün Cemil geldi. Niye söylemiyorsun yavrum? Nerede? Ay ne söyleyeceğim ya? Baş sağlığı dinlemeye gelmiş. Ben tabii hazır onu yakalamışken boşanma meselesini açtım. Boşanmayacağım dedim. Manyak manyak konuşuyor gitti. Gerizekalı ya. Manyak anasını satayım. Biz de geçen gün ücreti tufanlı. Ne zaman? Nerede gördünüz ki? Mahallede gördük. Nerede göreceğiz? Ne yaptı? Niye delirdiniz? Ne yapacak? Gene kasabanın şerif halleri. Aptal aptal hareketler yaptı gitti. Bana bak Cemil'le ilgili bir şeyler karıştırmıyorsun sen? Yok. Ömer'le ilgili? Hayır yavrum ne yapacağım ben? Keyfim yerinde kimseyle işim yok. Hem niye biz bu adamları konuşuyoruz ya? Allah Allah ne güzel oturuyoruz. Tamam çok haklısın pardon. Bir sorayım. Keyfimizi kaçıracaksın. Haklısın pardon. Arkadaşlar. Büyük bir elmas çetesi kaçakçılığı faaliyet gösteriyor ne zamandır. Başındaki adam kim bilinmiyor. Yıllardır yakalanmadı. Sadece lakabı belli. Abi diye biri. Artık bu işe ağırlık veriyoruz. Hepiniz teyakkuzda olun. Her ihbarı değerlendirin. Bu adamı yakalayalım artık. Teşekkürler arkadaşlar. İşinizin başına dönebilirsiniz. Emredersiniz komiserim. Cemil. Ha. Ya Yedicem, Barış'ın abi abi deyip durduğu herif olmasın mı? Gerçekten bir şey biliyor olmasın mı Barış? Yok be birader. Nereden bilecek o Allah aşkına sen de. Gelişine sallıyor işte ya tutarsa değil. Yani ne bileyim.
Otur bakalım şöyle kızım. Şimdi. Buraya geldiğimizi teyzene söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam. Onu sadece parka gittik dersin. Abi. Konuşmamız lazım. Sen şimdi Suat abinle git biraz kapının önünde oyna, ben geleceğim. Ne oldu? Yeni taşlar geldi abi. Ha, geldi mi? Teslimat istediğin zaman yapabiliriz. Güzel. Güzel. Kıza söyleyin. Hazırlansın. Bir tekne gelecek. Tekneyle yollayacağım onu. Tamam abi. Sado. Bak bu sefer sıfır hata istiyorum. Servet'in işine benzemesin. Tamam mı? Hala çıkamadık lan işin içinden. Bu sefer de bir yanlışını görürsen biletini kesmek zorunda kalacağım, haberin olsun. Anladım abi. Zeynep'i getir. Zenginliğin kokusunu alıyorum vallahi. Yetmişler lan, yetmiş, yetmiş. Burası 50 ile 40 demek ki öbür tarafta. Ha, 70 burası işte. 70, 70. Bir numara nerede? 71 yok kardeşim burada. Ne demek yok ya? Var işte, bak anahtarı ben. Buradan numaralar 70'e kadar. Nasıl? Ben bu anahtarı ne yapacağım bilmiyorum. Ne bileyim kardeşim. Başka bir deponun numarasıdır o. İşimiz var, gücümüz var. Ay, sen ne taşıyorsun? Ay senin anahtarına da deposuna da ya. Ulan ya Şükran ya. Bir şey de bir seferde yaptık bana ya. Of. Kızım senin bütün hayatın kek, börek, çamaşır suyu, el bezi mi? Dedim biraz evet. Ben sana ne dedi? Ne dediniz? Biraz cilveli ol, ateşli ol, eğlenceli ol. Sen bu mutfak robotu haliyle mi Fikri'yi tavlayacağını düşünüyorsun? Yani Aysel anneciğim o biraz yani... Yüksek konuş! İçimi bayıyorsun. Mik, mik, mik. Yani Aysel anneciğim o Şükran Hanım'ın vefatından önce yani şimdi... Fikri Bey de yasta. Hani şimdi benim öyle yapmam pek yakışkan mı? Ayıp yani, yapmayayım. Niye? Asıl şimdi yapman lazım. Bak adam kafayı yemiş, öbür tarafa gidiyor. Ay, ay ağzınızdan yel alsın. Ay, yel bekleyecekse çok bekleriz. Sana yedi bela Aysel bunları öğretecek, tamam mı? Yani işveli, cilveli. Eğlenceli bir kadın olmayı. Aa, sen beni gençliğimde görecektin. Ay, ama belli biliyor musunuz? Var yani. Kalk ayağa. Kalk. Şöyle endamını göstere göstere yürü. Böyle. Yürü. Kızım. Sen soba borusu musun? Kırıt biraz, kırıt. 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 Yürü. Ah, vallahi oldu biraz. Yürü biraz. Oldu sanki. Oldu.
Süpürge bile senden daha iyi yürür. Ben ayağına diken battı sandım. Ya Selen, söylemeyin öyle ya. Daha bitmedi. Kalk. Kalk. Şöyle omzun üzerinden şu bir bakış at ve kahkaha at. Şu bakış. Keçi sürüsü geldi zannettim. Bak şöyle yapacaksın. Ah ha ha ha. Ay ne güzel. Yap hadi. Şu kalktı yapma. Yapma. Şükran'ın ölüsü bile senin dirinden 5 kere iyidir. İnsan hiç mi iş ve cilve bilmez ha? Yani Aysel anne, ben böyle ne bileyim ya. Çok eğlenceli. Yüksek konuş. Aysel anneciğim, ben böyle eğlenceli bir kadın falan olamam. Ben böyleyim, buyum işte. Ben ne yapayım yani? Kalk ayağa, otur dedim ben sana. Pes etmek yok. Biz bu yola başı koyduk. Devam edeceğiz olana kadar. Evet. Hadi. Yürüyün. Yürü. Yürüdüm. Geç. Bak, hele bir edinelim. Bak, tam olarak öyle bir uçağa atıp seni balayına götüreceğim. Balayımız eksik. Eksik tabii. Allah Allah, gidemez miyiz en güzel böyle baş başa kalık hocam? E gideriz tabii de uçakla gitmeyelim yani lan. Ben hiç binmedim uçağa da, yüksekten korkarım ben mesela. Nasıl yani? Ay tamam, binmemeni anlarım da. Nasıl bak, korkuyorsun yani? E korkuyorum, Barış ne var? Ben kapalı yer de sevmem, yüksek de sevmem. Yani sevmiyorum, korkuyorum gibi değil de. Hadi ya. E ne var? Allah Allah. Şey yok şey. Hem sen ben varken hiçbir şeyden korkma. Ben hep yanındayım senin. Ay öyle bir şey değil yani. Senin yanımda olup olmamanla ilgisi yok. Ben korkuyorum. Korkuyorsun, anladım, tamam. Sevmiyorum. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Kalk kalk, bir yere gidiyoruz. Nereye ya? Korkularını yenmeye hadi. Ya Barış, ben korku falan yenemem ya. Hadi yürü hadi. Ay Barış. Ya mini bollar çok güzel düşünmüşsünüz de... Keşke önceden söyleseydiniz yani şimdi. Nasıl hazırlık yapacağız yani? Ya böyle hazırlıklık bir şey yok ki. Evin ortası ufak bir sahne kurarız, o kadar bence. Ulan sana o kadar matematikle çalıştırdık. Hala kafan basmıyor mu? O kadar insan nasıl sığacağız? Babaannem, ablam, Tufan abi, Tülay abla, Barış. Nasıl sığacağız oğlum? Abim haklı vallahi, ne yapacağız? Dur bakalım prenses, düşüneceğiz bir şey. Ya böyle evin önüne sahne gibi bir şey kursak, sandalyeler falan atsak yalandan böyle olur değil mi? Bence çok güzel olur Rahmet abi. Açık hava tiyatrosu gibi. Oley be, aslan abim benim be. Yalnız ablama çaktırmamak lazım tabii yani. Sürpriz bu sonuçta. Abi, biz onu düşünemedik ya. Düşündüğünüz herhangi bir şey var mı çocuklar sizin? Hı? İyi ki geldiniz, bana söylediniz ha. Yoksa olmazdı yani bu sürpriz. Ben Barış'ı arayayım. O ablama bir şekilde oyalar falan değil mi? Yani. Çocuklar, kostümünüz var mı sizin? Anlaşıldı. Kostüm işi sende Müjde. Ya ben eskiden tiyatro koluydum ya okulda. Okulun deposu ağzına kadar kostüm dolu. Oradan ayarlarız bir şeyler. Ya çok teşekkürler Müjde abla. Sen ve tiyatro kolu. Beğenemedin mi canım? Ya da ucu ucuna yetişiriz zaten ya. Kızım senin zekan mı kıt? He? Şöyle yayık ayranı gibi çalkalasana. Ay Selen anne, yayık ayran. Yürü çalkala. Spin abla vereyim ben. Yine mi olmadı? Oldu, gözlerim doldu. Seni vaktiyle alan o adam nasıl almış ya? Ama ay Selen anne, demeyin öyle. Ağlama içli köfte, ağlama. Çalış, çalış. Vallahi telefon. Alo. Müjde. Ay kızım vallahi seni Allah gönderdi. Ne? Müsamere mi? Mini bollar. Ay kıyamam ben onlara. Ay gelirim tabii, gelirim, gel. Aysel anne de burada. Ha biz onunla beraber geliriz tabii ki.
Hadi hoşça kal dedim. Oo! Aysel anneciğim hadi kalkın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ay sizi torunlar müsamere yapacaklarmış. Onu izlemeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Aa, güzel. O zaman biz hazırlıklı olalım. Hı? Sen güzelce giyin, süslen, müslen. Belli mi olur? Ha? Belki fikri de gelir. Hadi koş. Öyle mi diyorsunuz? Aha, öyle diyorum. Bana bak. Hı. Ev kira mı senin mi? Ha bizim. Senin. Biziz. O zaman ben... Hadi gideyim. Demek ki torunlarımın. Ya nereden geldi aklına Luna Park ya? Sevdin mi? Ya sevdim tabii. Ben küçükken böyle bir kere gelmiştik. O da işte çok iyi bitmemişti. İyi, onu unutacaksın bak bunu hatırlayacaksın şimdi. Allah Allah, niyeymiş o? Korkudan yiyemeyeceğiz çünkü. Buna mı geleceğiz? Evet. Ya Barış ben korku filan gelmek istemiyorum. Nereden çıktı bu ya? Saçmalıyorsun şu an. Bineceğiz buraya. Yürü. Ay hayır ben binemem onu. Bunlara binelim. Yürü. Ya hayır bunlara ne kadar binelim. Abi? Ya verme verme. Ya dayı verme ya. Bunlara yürü. Bin. Barış ne oldu ya? Koskoca kızsa yürü. Açma istemiyorum binmek Barış ya. Hadi hadi geç geç. Ya of. Kapalı mı orası? Hop. Of, of. Yaşandım seni beklerken. İnşallah bu kadar beklediğime değmiştir. Ay, aa. Ben hazırım. Bu ne hal? Aynı şeyin laciverdi. Ha yok, bu mavisi. Hadi gidelim. Bakın tokan da var. Ben tokanı... Seni. Allah'ım ben ne yaptım da böyle hallere düştüm. Yürü. Ben bu işe el koyuyorum. El. Nasıl kadın olunur? Nasıl giyinilir? Nasıl süslenilir? Tamam mı? Hepsini düzelteceğim. Öğreteceğim sana. Gel. Tut elini. Tut. Tut. Ayağıma tencere kapağı düştü. Hadi ya geçmiş ya, olsun. Geçmiyor. Gidin. Yürü. Tamam. Geliyorum. Yürü. Tamam, tamam. Ya ben buna nasıl bindim ya? İnanamıyorum hala. Ulan o kadar korkma değilim mi? Bak hiçbir şey... Niye korkmadın ama ben sana söyleyeyim mi? Ulan niye? Ben yanındaydım çünkü de o yüzden. Ha. Allah Allah. Ben yanındayım. Çünkü sana çok aşığım. Çünkü birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Çünkü ben senin korkmana ya da sana zarar gelmesine izin vermem. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Hmm. Bakın, dur biri arıyor. Efendim? Alo Barış, Rahmet ben. Bak ablama çaktırma sakın şimdi. Bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Ha, bak şimdi. Tamam. Tamam anladım. Tamam tamam konuşuruz tamam peki. İyi haberleşiriz o zaman. Hadi bay bay. Kimmiş? Arkadaşım ya bir şey anlatıyor da sonra konuşuruz. Ya mini bulları da getirelim bir gün buraya. Olur. Onlarla birlikte gireceğiz hem de. Hikmet de gelir. Gelir tabii. Hadi gel. Bak. Daha gidecek çok yol var. Korkma sönüyor tüm yangınlar. Burada hepimize yer var. Bakma kaçmış gibi yıllar. Oysa duruyor umutlar. Damla damla çoğalsınlar. Başka ne ki okyanuslar. Yolu şaşırmadan keçi kaçırmadan yaşanmıyor bu yıllar. Gülü koparmadan günah koklamadan kapan.
keçi kaçırmadan yaşanmıyor bu yıllar. Gülü koparmadan, günah koklamadan kapanmıyor kusurlar. Şeyma Hanım mı? Geldim ben Şeyma Hanım. Sağ ol. Neler sen? Ayağıma tencere kapağı düştü. Allah Allah. Aman aman. Gel. Anne. Nasıl olmuş? Anne inanılmaz güzel olmuşsun. Ya ben bir kendimi bir tuhaf hissediyorum ama böyle. Ben yaptım. Şeyma Hanım gerçekten çok güzel olmuşsunuz ya. Efsane yani. Tamam. Yalnız beni hemen bir yere oturt. Bu ayakkabılar beni mahvetti. Ne? Şöyle geç anneciğim. Geçtim. Hayırdır, eğlence mi var? He, eğlence var. Sen Zeynep'i bırakmaya mı geldin? Evet, akşam bir işim var. Çok geç olmadan bırakayım dedim. Senin bir işler de bitmedi ama Ömer kardeş. Öyle Tufan, sorma. Neyse, Filiz'e selam söylersiniz. İyi eğlenceler. Söyleriz, söyleriz. Bir sinsi de bu ama. Hadi bakalım. Gel Zeynep'ciğim, sen de kostüm giydireyim. Nereden geliyor ki oraya? Bir şey.
Niye ki? Evlilik yıllarım, evlilik yıllarım. 24. Kaçıydı lan? 24. Ay. Şubat. Sıcak mıydı yok? İşte yok, soğuktu lan. Soğuk. Aralık bir bakalım. Yok oğlum. Ne yapacağım ben ya? Bak yanına geldiğim zaman çok kötü papaz olacağız seninle Şükran. Neydi bu şifresi ya? Ne yapabilir ki? Vallahi orada yazıyordur. Sakın bırakmayın peşini. Bir an bile gözünüzün önünden ayırmayacaksınız. Bu kadar yaklaşmışken ürkütmeyin de şifre falan varsa söylemez şimdi o. Taşları almasını bekliyorsunuz. Alır almaz çöküyorsunuz tepesine. Bana taşlarımı getiriyorsunuz, tamam mı? Gerekirse Fikri'yi öldürün, bana elmaslarımı geri getirin, anladınız mı? Tamam abi. Ya çok teşekkür ederim Barış, vallahi ya. Çok güzel bir günde. Benim için de öyleydi. Aa. Ne oluyor ya? Merak etme, merak etme. Çocuklar sana sürpriz hazırladı. Ne? Aa. Aa. Kiraz? Abla. Aa, ne bu? Ay. Ya biz seçmelere katıldıktan sonra seçilemeyince gösteriyi biz yapalım dedik. Ayşe söyledi bu fikri bize. Ya. Ne tatlılar ya. Aferin size. Aferin. Gurur duyuyorum sizle. Korkup kenara çekilmediniz. Aferin. Ya abla elimiz biz. Ben de diyorum bugün niye uzadı bu kadar? Benim de görevim oydu seni oyalamak. E hadi gösteri başla. Herkes yerine ya. Hadi. Aa. Onun tipine. Hoş geldin. Filiz. Aa. Şeyma teyze. Şeyma, Şeyma. Aa. Ya. Ay, ay. Çok güzel olmuş. Ya, beğendin mi sen? Vallahi. Merhaba bayanlar ve baylar. Şimdi size... Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler eserimizi sunacağız. İyi seyirler. Hepinize merhaba. Ben Pamuk Prenses. Hepinize iyi seyirler diliyorum.
bunun şimdi şarkı gösterisi var. Hadi bakalım. Ya sen başlayacaksın Fiko. Fiko başlasana sen. Başla biz gideceğiz Kiraz'la değil mi? Yapamam öyle. Ya Fiko, Fiko başlasana. Hadi başla. Karanlığa çak bir kibrit ruhunu ver. Ver ateşe. Omuzunda hayatın iki yüzünü dön. Dön güneşe. Güneşi bir ateş ettik bilmedik. Kendimizi ilettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe? Bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Ay canım nasıl çay istedi Filiz? Bu da burada doğuracak, haberiniz olsun. Koy şuraya. Çarpma kusum. Fiko, yalnız sana haksızlık ediyorlar ha. Vallahi ses varmış oğlum sende. Ya ama Şeyma Hanım çok güzel oldunuz böyle ya vallahi. Sağ ol Filizciğim. Oldu oldu da baş faydasız ortada yok. Ne fayda? Aha. Bu da adını anınca hemen. Kim o? Baba. Ayna. Bu ne ya? Metrobüs gibi herkes burada. Şş, niye herkes burada? Anne. Fikri Bey, merhaba. Selam. Bu hanımefendi kim? Ama neyse boş ver ya. Annenin çantası nerede? İçeride ne yapacaksın? Baba. Karıştırıyor aynı. Karıştır. Oha! Kırsaydın. Nereye gitti bu be kaçta göz arasında? Yüzmüşüm, yüzmüşüm. Kuyruğuna gelmişim. Ben de size o elmasları kaplayacak göz var mı lan? Ben farkında değilim sanki. Bir haftadır peşimdesiniz. Ulan gencecik adamı izimi kaybettirdim vallahi. Vay be. Bu yaşta helal olsun bana. İyi. Abi, bu Fikri kaybettim abi. Atlattı beni, yetişemedim. Lan yaşlı başlı adamı nasıl kaçırıyorsunuz siz ya?
Ha? Ne işe yarıyorsunuz oğlum siz o zaman? Bana bak, elmasları bulmadan gelirsen onun yerine seni indiririm, haberin olsun. Tamam mı? Sadu! Ya. Ben peşimdeki herifleri atlattım, senden niye yırtamadım? Ben senin oğlunum ya baba, bırak o kadar da olsun yani. Tamam, tamam. Bir eli bolun hakkından da bir eli bol gelir zaten. Tamam, tamam. Boş ver bu lafları, hadi ver bana elmasımı çabuk. Ya bu elmaslar o meşhur elmaslar değil mi? Adamlar evimizi bastı, evimizi aradı filan. Onlar değil mi bunlar? Ha? Değil oğlum, değil. Bunlar benim elmaslarım. Şükran bana bıraktı. Ben bunları araştırdım, gittim nerelerden. Hatta bu depoyu buldum, geldim buraya bunun içinden aldım. Ver şunları, ver. Vallahi artık bu elmaslara ne olacak? Ona ablam karar verecek baba. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu elmasları satacağız. Çıkan parayı da eşit bir şekilde paylaşacağız. Ya baba yapma Allah'ını seversen ya. Elmasları alıp tek başına kaçacaktın sen. Şimdi yakalanınca böyle hepimize paylaştıracağın numarası yapma yani. Yuh. Ayrıca bilmiyorsan sana söyleyeyim. Bu elmaslar bizim değil. Sahibi var bunların ya, peşinde adam var bunların. Varsa var be, bana ne? Biz bulduk, bizim bu hakkımız. Nerede bizim ya? Ya baba, biz bunları satacak mıyız şimdi? Ne satması oğlum, ne satması ya? Hayal görüyor işte babam. Daha... Bunlar ne kadar eder ki? Çok para kızım, çok para. Hadi bakalım gidip şu elmasları satın. Satmayacağız. Ne demek satmayacağız ya? Satmayacağız dedim. Sen manyak mısın? Kafayı mı yedin sen ya? Şu halinize baksana. Elmas mı beğenmiyorsun? Parasızlıktan geberiyorsun be. Satmayacağız dedim. Bunlar bizim değil. İyi, sen kendininkini satmazsan satma benim. Bunlar bizim değil. Ne demek bizim değil ya? Annenizin mirası bu. Bizim hakkımız. Mirası yok ya. Mirasa bak, bela bu be. Bela. Annemi dövmediler mi bunlar yüzünden? Ha? Silahla bizim evimizi basmadılar mı çocuklar buradayken? Böyle miras mı olur be? Kimse elini sürmeyecek bunlara, tamam mı? Sen ellemezsen elleme, ver. Ver. Benim payımı ver, hadi. Hakkı yok kimsenin bunlarda diyorum ya, anlamıyor musun? Yani siz şimdi annenizin mirasını red mi ediyorsunuz? Puh! Puh! Yazıklar olsun size. Puh! Hala miras diyor ya. Şuna bak ya. Nankörsünüz, nankör. Hepiniz nankörsünüz. Nankör, nankör. Nereye? Baba nereye yine? Baba! Sen var ya, anneni hiç anlamadın hiç. Anlamadım tabii, tanımıyorum. O hepinizi seviyordu. Seni bile severdi o. Ne sevmesi be? Ne sevmesi? Ben 9 yaşındaydım, terk etti gitti. 9 yaşındaydım, senle uğraştım ben. Sen içip içip geldiğinde kapının önünde donma diye bacaklarından ben çektim seni içeri. Yalan mı?
Rahmet'i ben büyüttüm. Kiraz'ın veli toplantılarına ben gittim. Fikret'in altını ben değiştirdim. İsmet'in saçındaki bitleri ben ayıkladım, ben. Annem değil, ben. Sen bunları göremeyecek kadar sarhoşsun hep. Filiz yeter, yeter. Yeter, yeter! Yeter. Evet, yeter. Kadın başımıza bin tane bela bırakmış, gitmiş, yeter. Abla. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Hadi içeri. Hadi içeri Kiraz. Hadi eve. Tamam. Kendini suçlayacak bir şey yok burada, biliyorsun değil mi? Sen ne söylesen haklıydın yani. Biz içeri rahmet. Odanıza hadi Kiraz, topla herkese hadi. Abla, Fika. Ben alırım onları. Gelin, 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 gelin. Gelin. Rahmet hadi ablacığım. Rahmet hadi. Seni anlamadılar. Beni hiç anlamadılar. Sen o elmaslar için canını ortaya koydun. Ama ortaya atacaklar seni işte böyle. Elmasları da aldılar elimden geçmişler. Affet beni. Söyle. Evdeki kavgadan beri peşindeyim. Bu adam da değil elmaslar belli. Kendi kendine avare avare oturuyor. Sen kal herifin peşinde. Suat'ı da eve yönlendirin. İren çıkanı bana haber versin. Ya abla, babam akşam gelmedi mi ya? O gelmez oğlum, artık bekleme sen onu. Rahmet. Hadi kahvaltınız bittiyse okula. Ya abla,
abla. Ben de seninle geleyim diyorum ya. Gitmeyeyim okula Barış gelene kadar. Ya saçmalama. Şimdi onlarla gitmezsen çok korkarlar. Barış'la şimdi konuştum. Az kalmış işe. Abla ya bu iş senin üstüne kalırsa? Ya niye benim üstüme kalsın? Benimle bir ilgisi yok ki. Hiçbirimizle ilgisi yok. Annem vefat etti. Arkasında böyle bir bela bıraktı bize diyeceğim. Ben de geleceğim karakola seninle. Hayır saçmalama. Sen çocuk karşı duracaksın. Tamam iyice panik olmasınlar hadi. Hadi benim olar okula. Hadi hadi hadi. Kalk kalk kalk. Kalk. Görüşürüz abla. Görüşürüz kızım. Görüşürüz abla. Hadi hadi. Korkma. Doydunuz mu? Ha? Sandviç yapayım mı size bunu? Abi günaydın. Günaydın kardeşim. Simit de alsam elin çayın yanına ya. Ha yok kahvaltı ettim ben sağ olasın. Neyse. Ya ne diyeceğim benim bilgisayarda sıkıntı var da şu Arandan listesine iki dakika seninkinden bakayım mı? Bu dün getirilen gaspçıya bakacağım. Tabii tabii kardeşim. Ayıp ediyorsun geç. Dur dur. Bir geri gelsene. Bir tane daha gel. Ben bu kızı nereden hatırlıyorum ya? Ya Cemil bu adam Zeynep'in babası çıktı abi. Ne? Ne çıktı? Yeliz'in kızı değil mi oğlum o? Ya işte Zeynep'in babası bu herif. Abicim bak bu adam tekin bir herif değil. Gidiyor gece gece abuk subuk yerlerde tuhaf tuhaf tiplerle buluşuyor. Kızın birine pasaport verdi iki gün sonra tekneye bineceksin diye. Acayip acayip işler dönüyor diyorum abi. Ya bak istediğimiz şu. Şuna bir bak kim bu herifler? Ya küçücük bir kızın hayatı söz konusu diyorum ya. İstikbali söz konusu. Gözünü seveyim ya. Ha, abi ne oluyor? Oğlum bu Tufan'la Barış geldiğinde ne demişlerdi? Bir liman dediler, pasaport dediler değil mi? İki gün sonra tekneyi gelip alacakmış. Öyle söylemiş. Tufan öyle söyledi. Oğlum bu adamlar bu kızı limandan çıkaracaklar. Ben sana söyleyeyim. Kalk kalk çabuk. Kalk limana gidiyoruz. Bir bakınalım bakalım. Ne yaptın Sadu? Hazırladın mı her şeyi? Kızı hazırladın mı? Adamlarla görüştün mü teslimat bugün diye? Evet abi. Kız yanlarına gidince bize haber verecekler. Teknede bir değişiklik var mı? Yok abi. Zaten en fazla bir saat falan var. İyi güzel. Bana bak Sadu. Bu sefer hiçbir problem istemiyorum tamam mı? Halledin şu işi doğru düzgün. Duydun mu beni Sado? Tamam abi merak etme sen. Günaydın Filiz. Günaydın, merhaba Ömer. Zeynep, baban geldi. Hı? Hazır mısın kızım? Ben çantasını getireyim. Tamam. Acele etme Filiz, vaktimiz var. Zeynep. Deden dün gece eve bir şey getirdi mi? Hani daha önce bahsetmiştim ya sana parlak taşlardan. Evet. Nerede şimdi onlar? Bilmiyorum, teyzem aldı onları. Ha, demek teyzen aldı. Hadi kuzum. Ya Filiz bir şey söyleyeceğim. Benim midem feci fena böyle arada tutar. Sende ilaç falan var mı? Yok bizde hiç bulunmaz mide ilacı mı? Hadi ya. Peki bir şey rica etsem yani zahmet olacak ama sıcak bir şey iyi gelir. Çayın falan varsa. Tamam. Nane limon yapayım ben sana. Çok iyi olur ya zahmet olacak. Ben tekneye geçeyim mi artık? Yok bekle. Haber verecekler tamam. Hayda. O ne şimdi? Şşş, dur bakayım. Ya
Şu Tufan'ın gösterdiği resimdeki herif değil mi bu? Aynen o. Geçen dövüş basmanında aldığımız adam. Yanındaki de o kız işte. Harbi mi diyorsun? Abi şimdi ne yapacağız? Şişt. Sen sakın konuşma, tamam? Halledeceğim ben. Tamam kardeşim, iniyoruz. Sen arkadan gel, koru beni. Etikte ol ha. Hayırlı günler birader. Buyur memur bey. Ne yapıyorsunuz siz burada? O ne demek memur bey? Kız arkadaşımla manzaraya bakıyorduk. Ne oldu ki? Yapma ya. Kız arkadaşım diyor yani. Kimlikleri görelim. Efendim? Ne efendimi? Çıkarın kimlikleri. GBT'ye bakacağız. Ahmet kaçıyor, tut. Ahmet tut. Ahmet. Lan at silah. Cemil. Cemil. Abi iyi misin? Cemil! Cemil iyi misin Cemil? Cemil! Şimdi bitti benim nöbetim de. Hızlı hızlı geleyim, karakola beraber gidelim. Tamam. Ya Barış, Ömer de burada. Ne işi var odamın orada? Ev alma demedim ben sana? Ya Zeynep almaya geldi. Tamam. Tamam bana bak, sen dün akşam söylediğim gibi elmasları sakladın değil mi? Evet, ne dediysen yaptım. Hah bak, çok iyi dinle, çok ciddiyim bak. Sakın Ömer'e yanında elmaslardan bahsetmiyorsun. Tek kelime bile etmiyorsun, tamam mı? Dur, tamam. Ya yani... Canımın içi, dinler misin beni? Ciddiyim ya. Tamam. Tamam, hadi ben geliyorum şimdi, konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Savaş, acil ameliyat arıyoruz. Tamam, sen de giriyorsun. Tamam mı? Çabuk hadi. Ne? Daha iyi misin? Şimdi toparlar. Yapayım mı tenden? Yok, bitsin. Zaten çıkarız Zeynep'le. Ama ben seninle bir şey konuşmak istiyorum Filiz. Az evvel sen çantayı almaya gittiğinde... Zeynep bir şeyler anlattı bana. Ne anlattı? Ya bu... Bir takım elmaslar bulmuşsunuz galiba. Yani şey için soruyorum bunu. Sen bana anlatmıştın ya, bazı adamlar geldi evi dağıttı diye. Acaba o elmaslar mı bunlar? Muhtemelen. Yani öyle düşünüyoruz. Peki ne yapacaksınız? Yani elinizde tutmak çok tehlikeli olur. O yüzden soruyorum. Polise vereceğiz. Tabii en doğrusu ama belli ki bunlar yasa dışı taşlar. Zan altında kalmıyorsunuz. Yok canım, açıklayacağız polise. Ama babam bulmuş, öyle değil mi? Yani babam buldu da annemden kalma belalar bunlar. Babamla da bir ilgisi yok. Ya yine de ben endişelendim açıkçası. Nasıl yardım edebilirim diye düşünüyorum size. Nasıl yardımcı olacaksın ki? Ne bileyim yani şimdi eğer polise verirseniz şimdi bu adamlar karanlık adamlar ya, yine de peşinizi bırakmazlar. İsterseniz ben elden çıkarayım o taşları. Bazı arkadaşlarım var, kuyumcu tanıdıklarım var. Sahibini bile bulurlar. Yok, biz polise teslim edeceğiz. Yani Barış da geliyor şimdi yoldan. Ha, Barış da geliyor. Evet, ben bir hatta arayayım bakayım. Dokunduğumuz yerden kanıyor. Aç bir et de bakalım, odağı göreyim. Bir klep daha verin. Hocam, hasta VF'ye girdi. Defibrilatörü verin hemen. 175 ayarlayın. Hazır. İki yüz hazırlayın.
Hazır. ...220 yapın hemen. Çocuklar, hadi siz odada oynayın kızım. Hadi, hadi. Ne yapıyorsun? Ömer, ne yapıyorsun? Bu taşları bana ver Filiz. Hemen o taşları bana ver dedim. Benim o taşlar.